Yani şu anda çok tartıştığımız bir Süper Lig var. Evet. Löw gelir mi bu ligde? Bir de uzun zamandır takım çalıştırmıyor. Milli takım çalıştırdığı için uzun Doğru. zamandır kulüp takımı çalıştırmıyor. Yani bunun eksikliğini hissetmeyebilir belki. Kulüp takımı çalıştırmıyor olsa bile en azından ben Löw kalitesindeki bir ismin futbolun doğasını ve bu sistemini an be an takip ettiği düşüncesindeyim. Fakat çok maliyetli bir transfer olacağı kesin. Löw gibi bir ismi herhalde 5 milyon euronun altında bir rakama getirmenin çok da mümkün olmadığını Evet. Fenerbahçe yönetimi farkındadır. Bir diğer noktada da ben popülist yaklaşmanın Fenerbahçe'ye zarar vereceğini düşünüyorum. Yani sezon başında da Vitor Pereira'ya gelen süreçte çok popülist yaklaşıp hep majör teknik adamların peşinden gidip sonrasında finalde Pereira ile anlaşıp biraz artık onlar olmadı Pereira'ya getirelim gibi bir durumla karşılaşılmıştı. Bugün de yine majörden başlayan bir Fenerbahçe var. Aslında Fenerbahçe'nin yapması gereken şey Vitor Pereira ile yollar henüz daha ayrılmamışken, işler zaten kötü giderken, bilinirken B planını o günden hazırlaması ve Vitor Pereira ile yollar ayrıldıktan hemen sonra resmi teklifini yapıp hocayı getirmesi gerekirdi. Zaten sıkıntıları bu yüzden yaşamıyor mu Fenerbahçe? Hep Evet. böyle boşta kaldı yani. Çok uzun süreler hep hocasız Gerçekten de kalıyor öyle. takım. Yani hocasız geçirdiği Geçenlerde süre. Mehmet Emin Uç böyle saydı. Sen vardın değil mi yine pazar yayınında? Ben vardım evet. Ya saydı böyle bir sürü bir hocasız kaldığı haftalar var. Neredeyse hocalı çalıştı. Bir Hepsini sezona denk toplayınca. geliyormuş. Evet. 4 yılın bir yılına denk geliyormuş. Çok fazla bir süre. Gerçekten çok Fenerbahçe uzun bir gibi bir süre. takım için gerçekten ciddi anlamda Bir kötü. seneyi hocasız geçiriyorsunuz, Ya bir şey söyleyeyim antrenmansız. mi? Başarılı olamaz ki. Löw ne Löw yani? mü başarılı olamaz? Olamaz tabii ya. Olamaz. Demin ben yayında mı söyledim? Ya Adanaspor'u küme düşürdü bu. Yani kurtarsaydı ya. Hocam 20 yıl önce Ne oldu? Ha, bak ben de tecrübelendim. Şimdi beni kimse almıyor. Ne? mi? Ha? Doğru söylüyorsun. Ya bir şey söyleyeyim mi? Bak. Şimdi bu şey neye benziyor biliyor musun? Teknik adamlık yani. Maliyetli olsun. Şimdi araba yarışlarına benim. Bir araba veriyorlar size. Tamam mı? Hani formülada olan biniyorsun ona. İyi de şoförsen getiriyorsun. Bir de araba veriyorlar. Tamam mı sana? Diyorlar ki burada yarış. Şimdi biraz abartacağım ama geçti tabii şimdi. Murat 124 vardı hatırlamazsın sen. Biliyor musun? Yok. İsim olarak Şimdi bilirsin en azından. ya Murat 124 duydum. duymuşsun. Araba. Duydum. Şimdi bize Serçe onu merçe veriyorlar. Adam Kartal falan değil mi? Kartal bir sonraki üst model. Onları Kartal, daha iyi Şahin, Doğan biliyorum. neyse bu Onları Murat biliyorum. 124. Onu bilmiyordum. Şimdi frenler tutmuyor. Lastikler kabak. Tamam mı? Farlar çalışmıyor. Silecekler çalışmıyor. Benzin yok. Yarış diyorlar. Ulan nereye yarışacaksın? Yani fren tutmuyor ya. Gaza basıyorsun. Benzin yok. Para yok yani. Gir yarış diyorlar şimdi. Şimdi ama iyi bir şoförsen, iyi de bir araba sana verdilerse tamam biz yarışıyorduk da işte virajlarda falan geçmeye çalışıyorsun bir yere kadar. Şimdi iyi bir takım, daha evvel Gordon Milne mesela Beşiktaş'ta çok başarılıydı. Bursa'ya gitti, başarısız oldu. Trabzon'a gitti, başarısız oldu. Fenerbahçe'nin antrenörü Karşıyaka'ya gitti. Küme düşür. Düşürdü. Küme düştü takım. Yani düşürdü demeyin de biz, çünkü kurtaramadı yani. Ya öyle şey değil yani bu gelip de buraya bu Fenerbahçe ben olsam yani Löw'ün yerine gelmem. Daha iyi bir takıma giderim. Ha bana versinler koşarak giderim. Düzeltirim de ama Löw ya bir şey yapamaz burada ya. Şimdi Löw'ün elinde kaliteli futbolcularla bak. Delvos geldi buraya. Dediler ki yok Yeniköy kasaba adam gitti dünya şampiyonu oldu. Kaliteli adamlarla iş yapabilir o bazı antrenörler. Bazı antrenörler de eldeki imkansızlıklarla mesela hücum organizasyonu, savunma organizasyonu çalıştırırsın. Öbürü de var ya 5-2 çift kale taktik şeyleri zaten güç için performans antrenörleri var. Koyar takımı tık tık nasıl oynayacağını bilir. Onun için de yani şimdi bu Fenerbahçe var ya Allah selamet versin. Löw'in yapacağı, düzelteceği bir iş değil bu. Bak kim vardı biliyor musun? Geçen gün benim küçük oğlum Efe dedi ki ya baba dedi bir tane antrenör var dedi. Çok iyi bir antrenördü dedi. Alex Ferguson'dan sonra dedi onu tavsiye etti dedi. Lan kim diyorum kim diyorum. Sen gitti bul kim biliyor musun? Hollanda'nın Van Gaal var ya. Baba dedi ya ben dedi onu nasıl müthiş bir antrenördü o dedi ya Van Gaal. Ben işte United adamın dedi hakkını yediler dedi. Ve dedi ondan sonra dedi baktım dedi hiçbir takımı çalıştırmamış dedi. Ben de şimdi çalıştırmıyorum ya. Bak 4-5 sene sonra tekrar milli takıma geldi. Hollanda milli takımı da şimdi dedim.
Sen de dedi gelsene bak bir şey dedim ki oğlum bizi almıyorlar yani tercih etmiyorlar. Şimdi şunu anlatacağım. Mangal mesela. Ben de nereden gördüm biliyor musun? Daha evvel şeye giderken Brezilya'ya biz burada Fenerbahçe şeyde Saraçoğlu'nda maç oynadı. 2-0 yenildik. Vangal'di antrenör. Bir baktım ısınma çalışmasında çoğalmayı yaptırıyor. Isınmada nasıl çoğalacağını. Geçen gün ben şeye gittim. Ümraniye Boluspor maçına gittim. Bir arkadaşlarla. Oradaki arkadaşım hangi takım olduğunu bilmiyorum ama. Tamam ya Ümraniye'nin hocası ya Bolu'nun hocası. O çalışmayı yaptırmaya yapıyor ama yaptıramıyor yani. Ben mesela onu sınıfta bırakırım. Kimse buradan duyuyorsa beni bildirsin de o şey. Yaptıramıyor yani. Tam istenilen şeyi yaptıramıyor ama Van Gaal bana göre müthiş bir adam. Sezon başı falan şeyde değildi herhalde diyordum ki onu alsın. Beşiktaş da onu alsın, öbürü de onu alsın. Ben öyle yabancı antrenörü beğenmiyorum. Mesela ama şeyi beğeniyorum mesela. Chelsea'nin. Diyordum ki şampiyon olur Chelsea. Müthiş oynatıyor herif. Adam mesela görüyorum orada. Neler yaptığını görüyorum adamın. İyi antrenörleri orada ne oldu? Yani antrenör esasında ben seçeyim şu Fenerbahçe'ye. Kim? Da kendimi seçeceğim. Seçeceğim. Hocam yazıyorlar zaten. Fenerbahçe, ben, Beşiktaş. Ben, hoca arıyor neden? Ben de seçebiliyor muyum? Ben de sağ açık oynarım yani. Büyük. Şey senin ya neyse ya şimdi tabii yani bir kamuoyu var bir şey var ama. Canlı yayında söyledi Güven Çukurtay. Kendini hoca tabii olarak söylüyor şu anda. Beşiktaş'ta da ya ben hiçbir şey söyleyeyim. Şimdi maçı seyrediyorum. Mesela ben şu Beşiktaş'ın hocasını durdurtturayım bazı pozisyonlarda. Şeyi durdurtturayım Fenerbahçe'nin. Ya öyle bir şeyler yapıyorlar ki. Derim ki oğlum ne yapıyorsun şimdi, sen ya? O ne zaman Löwe Ergin'e de bir sorayım. Sen ne düşünüyorsun? Başka isimler de geçiyor ama Fenerbahçe Löw'de ısrarcı. Şimdi Löw'ü getirdiniz. Löw Taner'in söylediği gibi yüksek bir maliyet. Bunun yanında bir liste. Transfer listesi. Şimdi Fenerbahçe 61 tane transfer yapmış. Löw'le beklentiniz bu yılı nerede bitirmek ve önümüzdeki sezon nedir? Şimdi Löw 1,5 seneye de bence imza atmaz. Löw daha yüksek, uzun süre bir sözleşme ister, yüklü bir sözleşme ister. Size kadroyla gelir, listeyle gelir. Yani Fenerbahçe daha bu sezon bir sürü transfer yaptı. Yükümlülükleri var, sözleşmeleri var. Yani o yüzden biraz gerçekçi hareket etmek lazım. Ha, şunu diyorsanız biraz oyuncu odaklı bir takım Fenerbahçe. Hep şunu söylüyorum. Yeni bir teknik adam gelir, orta düzey bir teknik adam gelirse iki haftadır sahaya çıkan orta sahayı çıkarmak durumunda. Çıkarmazsa problem yaşar o da. O orta dörtlü sahada olması lazım. O yüzden eğer takım üzerinde gerçekten kendi inisiyatifini kullanabilecek, takım üzerinde, takımda orgeneral olabilecek, anahtar teslim alabilecek bir teknik adam ihtiyacı var bence Fenerbahçe'nin. Yoksa mevcut yaşadığı sorunları yaşamaya devam edecek. Oyuncu odaklı bir takım haline geldiğiniz andan itibaren yol yürümeniz çok mümkün değil. Kim model? Bilic mi? Bilmem. Löw mü? Bilmem. Yani Löw milli takım başka bir şey. 4 ayda bir toplanıyorsunuz, 3 gün beraber vakit geçiriyorsunuz. Sonra herkes işine gücüne gidiyor. Bir 4 ay sonra bir daha toplanıyorsunuz. Evet, ama bir sıkıntı olmaz. İsim be. Dedin ya, şimdi hatırla Fenerbahçe sezon Löw'ün başında... yoksa hocalığını ben beğenirim zaten yani. Fenerbahçe sezon başında hoca işte açıklanmadan önce demiştik gelen hoca büyük ölçüde mevcut kadroyla ilerleyecek. Hani öyle çok %70 mi bir oran bile vermişti Ali Koç. Yanlış evet, şimdi söylemiş olmayayım. Şimdi yine aynısını söyleyeceği bir kadro var aslında Fenerbahçe'de. Ama yani son 4 günde son günler 2 gün kala bir transfer furyası. Maier nerede? Crespo 2 haftadır oynuyor, 3 haftadır oynuyor. Onun öncesi yine yok. Berisha, Fenerbahçe'nin golcüsü Berisha diyebiliyor muyuz şimdi? 3, 4 bir tane daha vardı. Bu, Rossi. Kaç tane Rossi. Önce Rossi hatta. Bunlar Berisha, Max Meyer beraber sonra evet. Crespo. Bunlar yaz transferlerinden ayrı son hafta gelen transferler. Evet son hafta geldi. Şimdi Rossi Fenerbahçe'de direkt işte sol açık diyebiliyor muyuz? İstiklal hepsini sayıya fark etmez. Alınanları yani, sakin. Yani anladın mı? Falan yani. Allah bir sürü adam alındı ya. Şimdi şöyle bir soru var Taner. Bu soru da sana gelmiş Samet Bey'den. Fenerbahçe'de Pereira gittikten sonraki maçlarda çıkan kadroyu nasıl buluyor? Aslında Ergin'in de değindiği gibi o mevcut işte İrfan Can, Mesut vesaire onlardan bahsediyor. Sosa, Mert Hakan. Hani Pereira'nın çok tercih etmediği 11'de bu isimlerden bahsediyor herhalde izleyicimiz. Ben ideal 11 olduğunu düşünüyorum büyük oranda. En azından Fenerbahçe'nin oynaması gereken oyun anlayışının bu anlayış olduğu fikrindeyim. Çünkü özellikle
ön tarafa baktığımız zaman ön taraftaki isimlerin herhalde hiçbir taraftarın aklında bir soru işareti bırakmayacak isimler oluyor. Mesut, İrfan, Pelkas, ileride kim varsa artık sakat olmayan hücum adamlarına baktığımız zaman işte Valencia son olarak kadroya giren isimler. Fenerbahçe'nin ideal dörtlüsü arka tarafta...